Tokyo, Japonya, Kanda'dan herkese selamlar. Bugün yine güzel bir yürüyüş videosu çekmek istedim. Çünkü güzel bir rotada yürüyoruz. Kanda otelimizden yola çıktık ve Chiyoda City'ye doğru gidiyoruz. Orada birazcık o bölgeyi turlayıp Ginza'ya gideceğiz. Orada da Ginza'da da yine yürürken videomuza devam edip orada bitiririz diye planlıyorum. Şimdi yürüyüşümüze başlayalım. Yaklaşık 10-15 dakika içinde Kanda'dan Chiyoda'ya varmış olacağız. Hava bugün biraz kapalı. %40 yağmur gösteriyor, %40 ihtimalle. Yarın ve takip eden günde yine havayı yağışlı gösteriyor. Yani benim için aslında güzel bir haber. Çünkü Tokyo'da yağmurlu bir fotoğraf planlamam da vardı. Hani yağmura denk gelirse. Kafamda yine güzel yerler var fotoğraf çekmek için. Dün de işte slow takılacağız, dinleneceğiz dedik ama otele geldikten sonra ben yine dayanamadım. Ekipmanları aldım, fotoğrafa çıktım. Yani iyi ki de öyle yapmışım çünkü dün Shinjuku'ya gittik. Yani ışık bizim hiç alıştığımız düzeyde değil. Işık boyutları, yani ışığın gücü. Onun için flicker'la uğraştım bir süre. Çektiğim videolara da gelip baktıktan sonra bayağı bir yani flicker olan çok video vardı. Onun üstesinden gelmeye çalıştım. Fotoğraf makinesinde de aynı problemi yaşadım. Yani shutter speed'i düşürmeme rağmen tam böyle istediğim şeyi yakalayamadım ama sonrasında tabii daha iyi fotoğraflar çekmeye başardım ama yani dediğim gibi dün böyle ortamı, hani Tokyo sonuçta farklı bir ambiyans. Hiç daha önce böyle bir şehirde fotoğraf çekmemiştim. Onun için öyle bir alışma şey oldu yani. Alışmak için güzel bir ortam oldu. Güzel bir akşam oldu. Çok hareketliydi dün Shibuya. Özür diliyorum, Shinjuku bölgesi. Biraz rüzgar başladı. Az önce, yani bir 10 dakika öncesinde böyle bir rüzgar yoktu. Umarım seste çok büyük bir problem yaratmaz. Bugün Tokyo'daki ikinci günümüz. Bugün için Chiyoda, dediğim gibi Chiyoda City'ye gidiyoruz. Ginza bölgesinde, Ginza Caddesi'nde yürüyeceğiz. O bölgeleri birazcık gündüz vakti keşfedip belki orada bir yine fotoğraf, video yapabilirim. Bakacağım. Akşam da büyük ihtimalle Shibuya tarafına geçeriz diye düşünüyorum.
bildiğiniz gibi Tokyo fotoğrafçılık, yani fotoğrafçıların en uğrak noktalarından birisi. Fotoğrafçılığın Mekkesi olarak düşünülüyor. Özellikle street fotoğrafçılar, yani sokak fotoğrafçılığıyla ilgilenen kişiler için. Şehrin çok farklı kısımları var. Mesela bugün gideceğimiz Tokyo biraz işte high-end fashion merkezlerinden birisi. Daha lüks alışveriş merkezlerinin, alışveriş markaların, çok büyük markaların merkezlerinin olduğu bir bölge. Yani Londra'daki Oxford Street tarzı diyebiliriz. Onun dışında çok farklı böyle ne diyeyim? İşte mesela Chiyoda City olarak geçiyor, Minato City olarak geçiyor. Böyle küçük şehirler var. Aslında küçük diyorum ama her biri birkaç milyon nüfuslu. Çok büyük ilçeler aslında bunlar. Bunların içinde de çok güzel yine fotoğraf çekilecek. Ve hepsinin birbirinden farklı ambiyansları var. Farklı özellikleri var. Buraları da elimizden geldiğince keşfedeceğiz. Dediğim gibi güzel destinasyon yaptım. Özellikle fotoğraf çekmek için. Dünyanın en büyük şehrindeyiz şu an. Nüfus bakımından. Ama yani dün dedim pazar diye böyledir herhalde ama yani yine bir kaos yok, bir gürültü patırtı yok. Tabii ki insan sayısının çok yoğun olduğu bölgeler var ama yoran bir kalabalık, yoran bir kaos yok. Şu ileride bir tapınak var, küçük bir tapınak. Evet, ondan bahsediyordum. Yani Tokyo'nun içinde çok farklı yerleşim alanları var. Mesela Asakusa bölgesi var. Orası daha tarihi, Edo döneminden çok önemli tapınakların yer aldığı eski şehir bölgesi. Oraya gittiğiniz zaman böyle daha bir işte Kyoto vibe'ı alıyorsunuz. Çok modern tarafı var. Dediğimiz gibi işte Ginza tarafı, high end işte alışveriş bölgesi. Eğlence gece hayatının ve yine alışveriş çılgınlığının olduğu Shibuya, Shinjuku bölgeleri var. Çok böyle ışıl ışıl, yani inanılmaz kalabalık bölgeler. Onun dışında da bir sürü ilçesi var ve bu ilçelerin birçoğunda yani ambiyans böyle retro tarz diyebiliriz. Yani zaten retro şehir dediğimiz zaman aklımıza Japon şehirleri ilk başta geliyor. Bunlardan birisi Tokyo, birisi bir önceki durağımız olan Osaka. Chiyoda City sınırları içine az önce girdik.
Hava kapalı ama sıcak bir gün. Şu an bakıyorum 25 derece ama bence birazcık daha sıcak hissettiriyor. Ama akşam serin oluyor. Yani güneş battıktan sonra dikkatli olmak lazım. Şimdi burada videoyu durduracağım. Bir kahve içeceğiz. Ondan sonra, yani Chiyoda'nın merkezindeyiz zaten şu anda. Ondan sonra bugün büyük ihtimalle Ginza'ya gideceğiz. Oradan devam ederiz videomuza. Şimdi küçük bir kahve molası. Kahvelerimizi aldık. Eşim ice latte tercih etti. Ben de güzel bir taptaze filtre kahve aldım. V60. Yanına güzel de bir kek aldık, tereyağlı. Biraz burada dinlendikten sonra buraları keşfedeceğiz. Kahvemizi içtik. Şimdi bu Chiyoda tarafından çıkıyoruz. Öyle bir kısa yürüyüş turu yapmak istedik. Otele çok yakındı çünkü. Burası aslında bu Chiyoda'nın en önemli, yani buranın en önemli, burayı önemli yapan yerlerden birisi Imperial Palace. Tokyo kraliyet ailesinin sarayı. Şu an oraya çok yakınız ama şu an bugün oraya gitmeyeceğiz. O Imperial Palace'ın içinde, yani çok büyük bir bahçenin içerisinde, orada çok güzel çiçeklerin olduğu, yine sakura mevsiminde sakuralı ağaçların olduğu güzel manzaralar var. Ve saraya giriş de ücretsiz ama onun için daha öncesinden bir registration yapmanız gerekiyor. Ve tur eşliğinde sarayın içerisine de girebiliyorsunuz belirli günler, belirli saatlerde. Onu araştırmakta fayda var. Şimdi biz ileriden metroya bineceğiz. Ginza tarafına gideceğiz. Orada başka bir video çekeceğim. Bu videoda, bu yürüyüşte bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Selamlar ve tekrar görüşmek üzere.